Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kurabiye yapacağım. Jeminik kurabiye yapacağım. İki renkli, yarısını kakaolu, yarısını sade olarak yapacağım. İlk önce malzemeleri sizlerle paylaşayım. 125 gram oda sısında yumuşatılmış tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı şeker, 1 su bardağı yoğurt, 2 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu ve 2 dolu çay kaşığı kakao. Ununu da yavaş yavaş ilave edeceğim. Ne kadar ilave ettiğimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi ise yapımına geçelim. Kavurma kabına ilk önce tüm malzemeleri ilave edeceğim. İlk önce tereyağımı ilave edeceğim. Daha sonra üzerine sıvı yağ. 1 çay bardağı şekerimi. Tüm malzemeleri hepsini ilave edeceğim. Daha sonra elimle karıştırıp formuna bakacağım. Şimdi yoğurtunu ilave ettim. Daha sonra 2 adet yumurtayı ilave edeceğim. Bu şekilde tüm malzemeleri güzelce karıştıracağım. Elimle o şekilde karıştırdım. Şimdi ise içerisine kabartma tozunu, daha sonra ilk önce 3 su bardağı un ilave edeceğim. İkinci su bardağımı ilave ettim. Üçüncü su bardağımı da ilave ettim. Şimdi karıştıracağım güzelce. Kıvamına bakacağım. Eğer gerekirse yine un ilave edeceğim. 3 su bardağı un ilave etmiştim. Güzelce karıştırdım. Kıvamı bayağı bir cıvık. Şimdi ilk önce daha 2 su bardağı un daha ilave edeceğim. İkinci su bardağımı da ilave ettim. Şimdi hamuru yoğuracağım. Yumuşak kulak memesi kıvamında olması gerekiyor kurabiye hamuru. Şimdilik henüz 5 su bardağı toplamda un kullandım. Şimdi güzelce ince yoğuracağım. Şimdi hamuru güzelce yoğurdum. Şöyle yarım su bardağı daha un ilave edeceğim. Daha da ilave etmeyeceğim, yeterli. Yani 5 su bardağı yarım un kullandım ben. Her zaman unu az az ilave edin. Yine güzelce karıştıracağım, artık yeterli. Kıvamı istediğim kıvamda oldu. Şimdi hamurun yarısından biraz şöyle ayıracağım. Diğerine kakao ilave edeceğim. Şu kadar yeterli. 2 dolu çay kaşığı ayırdığım hamura kakaosunu ilave edeceğim. Şimdi güzelce kakaosunu hamura yedireceğim. Ve işte arkadaşlar, gördüğünüz gibi, eğer renginin daha da koyu olmasını istiyorsanız 1 çay kaşığı kakao daha ilave edebilirsiniz. Ben de şu kadar rengi şu yeterli. Şimdi ilk önce beyaz olan hamurumdan başlayacağım. Tepsinin alt kısmını sıvı yağla yağlamadım. Hamur zaten yağlı olduğu için yağ ilave etmedim. Şu şekilde biraz küçük, şu büyüklükte yeterli. Ben bunu bu şekilde yapıp, oğlum daha yeni anaokuluna başladı. Onun için hazırlıyorum. Şöyle her sabah çantasına koyacağım. Şu küçüklükte yeterli. Şu boyda gördüğünüz gibi. Hepsini şu şekilde yuvarlayıp tepsime ilave edeceğim. Sizler için de bir alternatif fikir olur. Umarım siz de denersiniz çocuklarınız için. Yine söylüyorum, oğlum anaokuluna yeni başladığı için çantasına bu şekilde kurabiyelerden koyacağım. Oğlum kurabiyeleri çok sevdiği için ben de bu şekilde yapıp çantasına koyacağım okulda yemesi için. Hepsini şimdi beyaz olanları ilk önce şu şekilde yuvarlayıp tepsime dizeceğim. Daha sonra ise diğer hamurumu, kakao olan hamuru da aynı şekilde yuvarlayıp onu da tepsinin içerisine dizeceğim. İlk tepsim artık doldu. Şimdi bunu fırına koyacağım. Şöyle biraz daha kaldı. Şimdi diğerini, artan hamurumu ve diğerini de aynı şekilde yuvarlayıp diğer tepsime dizeceğim. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 600 ayarda 180 dereceli fırına koyacağım. Zaten küçük oldukları için çabuk pişecek. Kontrollü şekilde ara sıra kontrol edin. Şu hafif üzeri biraz pembeleştiği zaman pişmiştir. İkinci tepsim de hazır. Şöyle kakaolu olanı şekilde gördüğünüz gibi. Yani iki tepsi kurabiyelerim çıktı. Umarım siz de denersiniz. Çok güzel oluyor. Çocuklar için de.
Şimdi bunu da fırına koyacağım. Daha sonra fırından çıktıktan sonra görüşmek üzere. Biz arkadaşlar ilki fırından çıktı. Şimdi diğerini koydum. Şöyle rengi biraz burada kamerada açık düşüyor ama rengi kırmızı. Şöyle biraz şekilde küçük küçük. Şimdi bayağı sıcak. Şöyle yağlı olduğun işi gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yapışmıyor. Şimdi soğuduktan sonra servis kabına servis edeceğim. Şöyle altında gördüğünüz gibi. İşte arkadaşlar kurabiyelerim artık hazır. Minik kurabiyelerimiz fırından çıktı. Soğudu. Şey, kakao olanlar da ben bu şekilde dizdim. Servis ettim. Servis kabına. Şöyle içinde sizlere göstereyim. Bu şekilde. İşte güzelce pişti. Tadı da çok güzel oldu. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Pişman olmayacaksınız. Evde çocukların, ev büyüklerin de vazgeçilmez tadı olacak. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Tadı çok güzel oluyor. Ağızda dağılan. Umarım siz de tarifimi dener beğenirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değil abone olmayı unutmayın. Ve abone olduktan sonra abone ol tuşunun yanındaki zile basmayı unutmayın. Ve bugünlük de benden bu kadar. Hoşçakalın.